Evet, merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Nur. Gördüğünüz gibi önümüzde iki tabak bamya ve bıçakla bir video çekeceğiz. Aslında videonun isminden bakarak yani videoya girdiniz. Bu yüzden kış için dondurucuya, buzluğa bamya koyacağımızı biliyorsunuz. Annem de dedi ki hani sen de hani öğren üniversitede bamya nasıl ayıklanıyor falan. Belki işine lazım olur. Yani şu takan düşün var mesela ama hani o yüzden ben de bugün bamya ayıklamaya çalışayım dedim. Ve bunu da neden video çekmeyeyim diye biliyorsunuz her şeyi video çekiyoruz artık. O yüzden bunları arkadaşlar bamyaları dondurucuya buzluğa koymak için öncelikle ayıklıyormuşuz. Ayıklarken önce bunun pisliklerin üstündeki kirleri ayırdık. Ama o kirler arkadaşlar yapışmaz. Evet, annem dediğine göre kirler tabiri yanlışmış. Üstündeki yaprakları, şu yani püskülleri, evet onları ayıklıyoruz. Kir yanlış bir tabir, kusura bakmayın. Onları ayıkladık, temizledik. Sonra suya temizlendi, suyu süzüldü ve artık bu halde. Şimdi ben bunu bıçak yardımıyla şuralarını köküne inmeden kesmeye çalışacağım. Bunu ben daha önce yapmıştım aslında. Ortaokuldan önce bile yaptığımı hatırlıyorum. Ama uzun zamandır böyle işlerle hiç uğraşmıyorum. Eğer bir işle uğraşacaksam o da tatlı oluyor. Yani neden ben bamya yapmaya çalışayım ki düşüncesiyle. Evet, o yüzden böyle bu şekilde kesmeye çalışıyorum şu anda. Zaten size hani şöyle şöyle kesin, ay ama şöyle olmasın diyemiyorum. Çünkü ben bir aşçı değilim. O yüzden size bir şey tavsiye etmem çok doğru olmadı. Elinden almayacak ki. Evet. Sal yaranmasın. Aynen. Annem öyle diyor. Derin almasın, sal yaranmasın şeklinde. O yüzden ben de mesela şöyle oldu, güzel işte. Oldu mu? Evet. Evet bakalım. İnşallah hepsi böyle olur. Annem şu an herhalde 10 tane ayıklamıştı. Öyle öyle. Evet. Kısacası benim burada nasıl bamya ayıkladığımı görmüş oluyorsunuz. Evet. Oldu da. Güzel. Oldu. Güzel. Şimdi hangisini seçsem acaba diye düşünüyorum. Hepsini yapacaksın nasıl? Seçme bence sırada. Neyse, en azından videonun başında bir güzel keseyim değil mi? Güzelleri keseyim. Hadi bismillah, tamam. Güzel gidiyoruz. Evet. Seçme yok. Seçme. Seçme yok. Arkadaşlar yani tabii ki durduruyoruz videoları. Düşünsenize burada 300 tane bamya var. 300'ünü 3 dakikadan her biri 900 dakika, yani siz de fıtık olursunuz malum. O yüzden durdura durdura çekiyoruz. Bir kez daha yaptığımda herhalde diğer ne başlamış oluruz. Yani biliyorsunuz ben biraz yavaşım. O yüzden bu zor çıktı anne. Ne yapacağız? Neyse, bir söz vardır. Zorsa güzeldir diye. O yüzden hasap durumum. Ama bundan nesi güzel? Küçücük. Küçücük işte. Yumuşaktır belki. Biraz ama ondan da zor. Kopmaz mesela. Kopmaz bu. Evet. Sallalım onu. Evet. O yüzden güzel. Doğru çıktı sözüm. Görüyorsunuz değil mi? Ben dersem doğru olur çünkü. Onları da seçme seçme yapacağım. Anne, önce bir seçeyim. Yani üstte olanları en azından gördüklerimi, güzel gördüklerimi alırım. Evet, artık ayaklar yukarı çekildi. Bir yorulma geldi. Çünkü yani gördüğünüz gibi seçe seçe burası arkadaşlar azaldı. Bu arada arkadaşlar bizim duyduğumuza göre kalem tıraşla da açılıyormuş ne ya. Kalem tıraşla da bu bamyalar bu şekilde ayıklanabiliyormuş. Ama biz
Kalem tıraşla denedik. Yani tabii ki de özel almadık. Ben küçük bir halden yine. Göremediğime kadar yine güzelleri alacağım. Sonra mecbur kalıyoruz yine kötüleri. Çok da kötü yok yani, değil mi? Ver bu kocaman tabii ki. İşte. Olsun. Neyse. Zorlandıklarımızı çekmiyoruz neyse ki. Tuba bu zorlanmadığınsa zorlandığını düşünemiyorum. 10 dakika falan diyeceksiniz. Evet biz kalem tıraşla açmaya çalıştık ama bizimkisi normal kalem tıraşı olduğu için yani açmadı. Demek ki onun için ayrı bir kalem tıraş veya yani daha büyük bir kalem tıraş lazım. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda son bir iki tane kaldı. Tabii ki de bu arada annem de yardım etti arkadaşlar. Yani şu kocaman şeyi yapmak zorluyor insanı. Anneciğim de sağ olsun yardım etti. Son bir iki tane kaldı. Ondan sonra bakalım nasıl poşetliyoruz falanca filanca. Görelim. Video kapalıyken daha hızlı yapıyorum. Fark ettin mi? Evet. Arkadaşlar malum yani kameralar, paparaziler önünde birazcık heyecanlanıyorum yani. Lallar hadi kalk gel parti parti lallar. Arkadaşlar bu elimdekinin de dikeni varmış, elime battı. Bu arada elim yani çok yapış yapış oldu. Yani İşte ona sayesi deniliyor. Onun için ne yapılıyor? Limon üstüne sıkılıyor ama biz şimdi üstüne içine koyacağın şeyle gerek kalmayacak. Evet ben şurada bir sürü yapışkanlık var. Hiç de hoşuma gitmez. Son bir tane. Son bir tane. Haydi bakalım. Anne hiç elin yoruldu mu? Video çekti. Yani. Daha 5 dakika oldu. Daha 5 dakika. Tabii. 5 dakika oldu. Video 5 dakika oldu tabii. Aynen. Hepsini çeksek. Oo, bir saat öreceğim herhalde. Ama. Hadi. Hayır bitmedi. Artık yoruldum. Bitmedi. Arkadaşlar son 10 saniye. Sabredin, sabredin. Elimde de kayıyor. Çok küçük geldi bu. Tamam. Kalem yapışmış. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet. Ayıklanmış balya dedim ya. Bamyalarımız hazır. Kalkalım şimdi. Ay kalkamıyorum. Evet, kalktık. Tamam. Şimdi bu sefer arkadaşlar bir bıçağımızı temizleyelim. Sonra ellerimizi yıkayalım. Ve biraz sonra da domateslere geçeceğiz. Evet. Arkadan dolap sesi geldi. Buzdolabı sesi de geliyordur zaten. Evet. Çünkü kapamadık buzdolabını. Video devam ediyor mu? Evet arkadaşlar şimdi blender'a bunları ikiye böleceğiz. Domatesleri ve blender edeceğiz. Ve blender'da bir şey geçirmeye bayılıyorum. Daha önce dalgona kahvesi yapmıştım. O yüzden oradan biliyorum. Aynı zamanda Magnolia için falan da ablam Magnolia'yı çok güzel yapar. Nereye gidiyorsam. Omuz spotu veriyordum. Annem videoyu kapattı. Dedi ki elledim mi dedi çöpü. Tabii ki de elledim. Tamam omuz spotunu verecektim. Arkadaşlar lütfen çöpleri ellemeyiniz. Ben şeyi hatırlıyorum. Tarih hocası sınıfa giriyordu. Bu ya 10. sınıfta oldu ya da 9. sınıfta. Hoca dedi ki Tuğba dedi şurada yani çok var dedi. Alıp onu alsana. Yani ben çöpü alıp atmıyordum. Neden? Çünkü benim çöpüm olmadığı için. Bir kere hani şu an belki yanlış anlarsınız çöp niye toplamada farklısa. Ama yani yerdeki çöpü alıp bir de kapalı kapalı çöpü açmak var.
Sonra bir de gidip ellerini yıkayacaksın falan. Bu zor iş. O yüzden öyle bir şey olmuştu. Öyle bir yani bu konularda çok dikkat ettim. Ayağımla falan normalde kapadım. Şimdi böyle mi kesiyoruz, böyle mi kesiyoruz? Fark etmez. Fark etmez. Buraya sığdıracağım içine. O zaman böyle kesmek daha mantıklı. Şu kesme tahtamız var bizim. Var. Ne oldu ona? Burada. O varken şimdi. Evet, ben daha bir tanesini yarıya kestiğimde annem hemen buldu. Arkadaşlar, yine annem dolaptan seçerken dedi ki, ben seçerken domatesleri sobü domates seç dedi. Sobü domates de böyle uzun domates oluyormuş arkadaşlar. Daha etli oluyormuş. O yüzden de bunları artık kesecek yer kalmadı. O yüzden de sobü domates al dedi. Evet arkadaşlar, domateslerimizi kestik. Artık biraz hepsini eklemeden bir yığılma olmasın. Birazcık yapalım. Evet, yine açıyoruz. Arkadaşlar, bu sırada bulaşıklarımızı da kaldırdık ve oldu. Doğrandı. Aynen, doğrandı. Artık bunu çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar, bu işlemleri yaptıktan sonra ellerimizi yıkadık. Daha sonra kaya tuzu var. Kaya tuzumuzu domatese şu an ekliyoruz ve karıştıracağız. Bunu mu oturayım, buna mı sarmı vermiş? Hangisi? Hadi bakalım, bunu seçtik. Evet, bize lazım olanlar bir adet buzluğu poşeti. Şimdi arkadaşlar, ben daha önce bamya tuzunu söylemiştim ama bu aşamasını yapmamıştım. Evet, bu yüzden annemin direktifleriyle yola çıkacağız. Şimdi, bamyalarımızı... Çiğden poşete koyuyoruz. Çiğden? Çiğ, yani pişmemiş ya. Ayıkladığımız gibi. Evet, aynen bu şekilde. Bunları da... Ne kadar koymam koy, gerekiyor? Koy hepsini domatesin de içine koyacaksın zaten. Bir tane, hepsini bir poşet koyalım. Bir poşet. O zaman dur. Evet, bamyalarımızı buzdolabı poşetine koyduk. Şimdi arkadaşlar, bunu domates fazla olmuş. Domatesin yarısını poşete dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, biz annem bunu önceden nasıl yapıyormuş onu da söyleyebilirsiniz diyorsan dedi. Annem önceden bu soğanı kavurup veya soğanı kavurup daha sonra arkadaşlar bu buzdolabına koyuyorsunuz. Daha sonra soğanı da kavurduğunuzda artık hazır oluyor kışın yemek için. Daha önceden dediğimiz gibi... Evet. Salça ekliyoruz. Nerede salça? Domates salçası demedim. Domates ezilmişti. Parça domates. Domates. Evet, yeterli mi sence anne? Koy da. Evet arkadaşlar, koyduk domatesimizi ve bunun havasını almamız gerekiyormuş. Aslında havalıcı makine falan dedi annem, o şekiller alabiliyorsunuz ya da böyle ağız dolu alınabiliyor ama ben onu şu an yapmak istemiyorum. Zaten çok da hoşlanmam o şeylerden. Yani böyle bence, evet. İyice yattıracaksın ki dolapta yer olsun. Başladı mı şu an video? Evet. Ha, ben de başlasın da konuşamıyorum. Ben böyle ki var böyle havası gitti işte diyecektim. Bombeli bir şeydi. Meğerse hava buymuş. Yani evet. Yer kapları öbür türlü senin gibi yaparsan topak. O yüzden sırf bunun için mi? Evet. Hava alıyoruz. O zaman ben hiç hava falan anlayayım. Olur mu? Yer kaplar buzdolabında. Evet, doğru. Tamam. Şimdi o zaman
galiba artık arkadaşlar hazırız. Birkaç müdahaleyle. Yani. Benim size pek herhalde şey olmuş mu? Hava salınmış. Evet arkadaşlar. Aslında dediğimiz gibi annem daha önceden arkadaşlar bunu kavurup koyuyormuş buzluğa. Ama daha sonrasında annemin arkadaşı Emine teyze demiş ki hani çiğ şekilde yap. Sonra o daha taze oluyor. Domates de koy. Evet. Aynen. Bu şekilde yap daha taze olur. Gerçekten sonra denemiş ve bu şekilde daha taze oluyormuş. Farklı yapım tarzları da var ama bu şekilde taze oluyormuş denendi. Evet şimdi arkadaşlar buzluğa koyalım. Çok şükür bunda yolun sonuna geldik. Evet. Şuraya koyuyorum. Evet. Dersin. Koy. Evet arkadaşlar o zaman videonun sonuna mı geldik? Evet o zaman başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Umarım siz de banyo dedim ya. Bu kadar saat burada mutfakta balkonda zaman geçirsem böyle olur işte. Eğer siz de bamya seviyorsanız benim gibi ve mutfakta da birkaç bir şey yapmak istiyorsanız ne diyorum bilmiyorum. Evet arkadaşlar yani siz de buzluğa koyabilirsiniz benim gibi. Hoşçakalın.